15 saniye 20 saniye sıldırmaya çalışıyorsun. Ama ezberlediğini çaktırma. Senden tek bunu istiyorum, bunu yapmaya çalış. Tamam. 30, 50, 65. Sonuç olarak başarısız. Şimdi bu şekilde ön sözüm lakata gelmeyeyim. Sınava girseydin kazanamadığında rekor atmana rağmen torpil olup deyip insanlara da bu şekilde söyleyecektim. Yanlış mıyım? Doğru. Doğrudur. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kübra Sönmez. 19 Kasım 1997 Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır'da yaşıyorum. Annemin hanımı, 4 kardeşiz, 2 kız, 2 erkek. Nijer Üniversitesi Gıda Teknolojiler Bölümü mezunuyum. Şu anda DGS ile Ziraat Mühendisliği'ni okuyorum Nijer Üniversitesi'nde. Peki Kübra, seni neden polis yapalım? Neden polis olmak istiyorsun? Çocukluk hayalim ve ailem de destekliyor beni küçüklüğümden beri polis olmamla ilgili. Bu sebeplerden istedik yapabileceğim bu kutsal mesleği yapmak isterim. Anladım. Peki bir tane soru çekebilir misiniz? Disiplin nedir? 134. soru. Evet. Disiplin bir işi daha düzgün, daha planlı bir şekilde yapmadır. Bu kadar mı? Evet efendim. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Peki bırakabilirsin yanına. Kırk, 55, 60, 70 puanım var. Şimdi Kübra, bu yeterli bir puan değil. Şimdi onlar bence bu puanı da kırarlar, direkt seni başarısız sayabilirler. Sesin gür çıkmıyor. Olsun. Sesin gür çıksın. Tamam. Bak benim gür. Senin de gür çıksın. Ellerin o şekilde durmasın. Hep yan olsun. Özgüvenin yerinde olsun. Özgüveninden sana 10 puan verdim. Konu hakkında bilgi düzeyinden tamam, soruyu bildin. 20 puan bilmenden kaynakla vermiş olabilirim. Ama normalde bunu bile sana vermeyebilirler. Belki 10, belki 15 puan sana verirler. İfade etme yeteneğin, sen neden polis olmak istiyorsun dediğimde verdiğin cevap çok tatmin edici değil. Kendinden istediğini çok iyi bir şekilde vermiyorsun. Beden dilin çok kötü diyemem ama iyi de diyemem. Beden diline 15 puan verdim. Orada büyük bir ihtimal sana 10 puan da verebilirler. Bunları törpüle, sözüm lakat öyle gir, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Geçer çıkabilirsin, geçmiş olsun. Merhabalar. Tamam. Seni tanıyabilir miyiz? Adı Ömer, soyadım Topal. Diyarbakır Çınar. Doğumluyum. Evet. Şehit yakın atamasından memur. Annem ve babama. Kim şehit oldu sizden? Dedem şehit oldu efendim. Öyle mi? Evet. Babanın babası yani. Babanın babası efendim. Ondan dolayı çiftçi oldu. Babam memur oldu. Ondan hangi memur kategorisinde? Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitimler. Milli Eğitimler, evet efendim. Anladım. Ömer, sen neden polis olmak istiyorsun? Hocam, efendim dedim, PKK terörü tarafından şehit edildiğini öğrendiğim günden beri benim de teröre karşı böyle bir kolluk kuvveti olup teröre karşı gelmek istedim. Hı hı. Hem ülkemin, devletimin güvenliğini sağlamak için. Hı hı. Bundan dolayı polis olmak istiyorsun. Evet efendim. Peki. Ömer, bir tane soru çekebilir misin? Soru numarasıyla beraber oku. 126 propaganda nedir? Neymiş propaganda? Propaganda, hocam propaganda, bu soru hakkında henüz bilgim yok efendim. Belki derslerinde anlar emin olabilirsiniz. Bırak bir tane daha çek istersen. Megano'nun akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür sözünü açıklayınız. Evet, biliyor musunuz bu soruyu? Evet efendim, açıklayabilirim. Tamam, dinliyoruz. Bir insan düşündüğü her şeyi bazen aktaramıyor karşıdaki kişiye ama söylediği şeyi de düşünmeden söyleyebilme şeyine, kabiliyetine bağlı diyebiliriz efendim. Ondan dolayı. Evet. Peki, bırakabilirsiniz. Ömer, tatmin edici bulmadım. Çok kötü buldum. Bu söylediklerim, neden polis olmak istiyorsun? Bulduğun soru güzel. Daha doğrusu bulduğun ifade etme yeteneği güzel ama ifade etme yeteneği biçimin kötüydü. Bundan dolayı sana 40-55 puan verdim. Direkt başarısız oldu. Bu kendini içeriye girdiğinde biraz daha gür bir sesle
söyle, güçlü bir sesle konuş. Onda eksik buldum seni. Bunları biraz kullan, biraz geliştir. Soruları biraz daha net bir şekilde cevap vermeye çalış. Sözüm lakata biraz daha iyi hazırlan, biraz daha önemini anla. Çünkü sözüm lakata çok önemli. %50'si etkili. Çok çok önemli. Basite girecek bir mesele değil. Biraz daha iyi bir şekilde görmek istiyorum seni. Bu şekilde kaldın. Haberin olsun. Geçmiş olsun. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Müberra Su, ismim Babadoz. Aslen Siirtliyim, doğma büyüme Gaziantepliyim. Diyarbakır'da yaşıyorum şu anda. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Psikokulu Antrenörlük mezunuyum. Babam esnaf, annem ev hanımı. 4 kardeşiz. Bu kadar. Evet. Peki. Neden polis olmak istiyorsun Müberra? Neden polis olmak istiyorum? Çok klişe bir kelime olacak ama küçüklükten beri hayalimdi, istediğim bir meslekti. Okuduğum bölümle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı istiyorsun. Evet. Bir tane soru çekebilir misin? 122 iletişim nedir? Neymiş iletişim? İletişim iki kişinin karşılıklı olarak yaptığı, evet, sözlü olarak veya bedensel olarak el ve kol mimiklerini kullanarak yaptığı. Peki sadece iki kişinin mi? İki kişiyle veya topluluk olarak da bunu internet yapılabilir. Evet, internet üzerinden de yapılabilir. Daha peki, bırakabilirsin. Müberra, mülakatını bitiriyorum. 30, 50, 65 sonuç olarak başarısız. Şimdi bu şekilde ön sözlü mülakata gelmeyeyim, sınava girseydin, kazanamadığında rekor atmana rağmen torpil olup deyip insanlara da bu şekilde söyleyecektin. Yanlış mıyım? Doğrudur. Doğrudur. Şimdi sen rekor atmışsın. Ama eksikliklerin neler? Birincisi, kapıdan içeriye girerken selam verme. Kapıyı çal, kapat, yerine gel, baş selamını ver, ellerin açık bir şekilde vücuduna temas etmeden bekle. Hocam yukarıda baş selamı verin dediler o yüzden. Yukarıyı mukarıyı sen dinleme. Ben sana ne dediysem sen aynısını yap. Gelip yerinde durup ona göre artık baş selamını verip bekleyecektin. Başka hiçbir şey yapmayacaktın. Ama sen hem orada geldin selam verdin. Hem geldin buraya selam verdin. Hem elin bu şekilde oluyor, böyle oluyor, şöyle oluyor, öyle oluyor, öyle oluyor. Bunlar olmasın. Bir hocam dedim, bir efendim dedim, bir onu dedim, bu bir onu dedim. Neden polis olmak istiyorsun sorusuna klişe olarak başladın. Kötü bir başlangıç yaptın. İstediğim şekilde değildi. Yani standart bir cevap verdin. Ama ben senden bunu böyle istemem. Daha güzel bir cevap bulmanı isterim. Beden eğitimi bölümünü okumuşsun. Beden eğitimi bölümünün okuduğundan dolayı bunu söylemene gerek yok. Neden? Mesela ne becerin var senin? Bilgisayar mı becerin var? Onu kullanabilirsin. Fitness mi yapıyorsun? Bunu işte bir spor şubede vesaire başka bir şubeye girmek için istediğini söyleyebilirsin. Bunları söyleyerek ilerleyebilirsin. Ama benim senden istediğimi sen bana iyi bir şekilde vermedin. Bunları hemen törpüle, sesin de gür çıksın. Kim sana soruyorsa direkt oraya odaklan. Benim yazdığım yere de odaklanma. Orada da aynısını yap. Kim sana soruyorsa direkt ona odaklan. Ona göre cevap ver. Ona göre gitmeye çalış. Bunlara dikkat et. Bunlara dikkat etmesen ilkinden hemen elenecektin. Ve sonuç olarak bu bölümü tekrara. Gelecek sene tekrardan girip tekrardan azından tekrardan gidecekti. Torpil oldu, torpil yaptılar, benim önüme geçtiler tarzından bir sürü senaryo yazacaktım. Doğru. Hiç bunlara gerek yok. Hemen gidip zamanın da var. Hemen bunu torpilemeye çalış. Tamam. Geçmiş olsun. Çıkabiliriz. Hocam sağ olun. Rica ederim. Seni tanıyabilir miyiz? 22.09.1997 Mardin Derik doğumlu Abdullah Tekin. Annem, ev hanımı, babam serbest meslek yapıyor. Toplam 9 kardeşiz. 4 kız, 5 erkek. Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Peki. Abdullah, Mardin Derik'ten geliyorsun. Sınava giriyorsun, Mardin Derik'lisin. Evet. Neden polis olmak istiyorsun? Efendim şu şekilde, ben kendi alanımda çok iyi oldum. İletişim Fakültesi. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olmamdan dolayı. Haberci. İletişim çok iyiyim. Kendi polisi mesleği olarak çok disiplin ve büyük bir özveri gerektiren bir meslek ve ben bu özellikleri kendimde buluyorum. Ayrıca iletişim alanında da çok iyi ve hakim olduğundan dolayı
Büyük köprü olmak istiyorum. Polis teşkilatı ve milletimizle birlikte bir birey olarak kendi vatanıma bu şekilde hizmet etmek istiyorum. Peki. Bir tane soru çekebilir misin? Soruyu okul numarasıyla beraber. 406 akıl yaşta değil başladır atasını açıklayınız. Neymiş akıl yaşta değil başladır demek istemesi? Efendim bu bir olgunluk sorusudur. Olgunluk olarak biz baktığımızda bir bireyin aslında bir şeye sahip olabilmesi için ve bir bilgiye sahip olması için belli bir yaşın geçmesi değil, o kişinin hayatına aldığı tecrübelerle ve bilgilerle ve eğitimlerle kendini donatarak belli bir yere gelmesinden dolayıdır. Çünkü yeterli. Abdullah bırakabilirsin. Abdullah, mülakatını bitiriyorum. Şimdi sana bir öz eleştiride bulunacağım. Rahat olabilirsin artık. Abdullah robot gibisin. Gerek yok buna. Seni gördüğüm an karşımda programlanmış bir tane robot gördüm. Hiçbir farkı yok. Kapıdan girerken baş selamı verme. Buraya geldin zaten bir kere baş selamı verdim. Yeter oğlum, başkasına gerek yok ki. Ellerin tamam bu şekilde dursun. Abdullah Tekin Mardin'de bir doğumluyum, iletişim fakültesinde yok, ben bundan okudum. Hiç bunlara gerek yok. Ben seni görünce robot bir an önce bitsin dedim. Buna gerek yok. Sakin ol. Heyecan yapma. Biz güzeliz burada. Onlar da öyle. Onlar da bir ana doğurmuş. Seni de bir ana doğurmuş. Beni de bir ana doğurmuş. Soğukkanlı ol. Soğukkanlı olmasan tekrar alacaksın bak. Şöyle sana verdiğim puan ne biliyorsun? 10, 20, 30, 45... 20 puan daha 65 puan verdim, diskalifiye ettim seni. Şu an 65 puanla başarısız oldum. Buna gerek yok. Buradan girdin, şimdi sana ne yapman gerektiğini söylüyorum. Kapıyı çaldın, kapat. Geldin belirlenen yere, baş selamı ver, bekle. Başka bir şey yapma. Sana sorarlar, seni tanıyabilir miyiz? Abdullah Tekin, Mardin Derik doğumluyum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Bu kadar kardeşim var. Bu ana bu babadan doğdum. Babam bu meslekte. Ve ben de İletişim Fakültesinden olduğumdan dolayı polislerin de en çok vatandaşla uğraşmasından dolayı ben de bu mesleği sevdiğim için polis olmak istiyorum. Bunu de bekle. Bak ne güzel olgun bir şekilde cevap verdin. Neden polis olmak istiyorsun dediklerinde yine aynısını söyle. Ondan sonra sana bir soru soracaklar. Bak sözlü mülakata iyi hazırlanmışsın. Soruyu ne güzel bir şekilde bildin. Aynı şekilde sözlü mülakat sorusuna da öyle cevap ver. Ver bitir. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sakin ol. Tamam. Çıkabilirsin. Geçmiş olsun. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Hilal. Soyadım İnalcan. 14 Kasım 1996 Diyarbakır Merkez doğumluyum ve Diyarbakır'da ikamet etmekteyim. 5 kardeşli bir ailenin en büyük bireyim. Annem ev hanımı, babam serbest meslek erbabı. 2019 yılında Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun oldu. Ayrıca 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı ön lisans programından mezun oldu. Takım çalışması, motivasyon gibi sertifikalara sahibim. Amatör bir şekilde sertifikalı voleybol ve atletizm branşlarında özgeçmişim mevcuttur. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüm dolayısıyla siyasilerin özlük hakları ve bürokratların hakları hususunda bilgi sahibi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı, koruma ya da koruma polis memurluğu branşlarında yer almak istiyorum. Bir soru çekebilir misiniz? Soru numarasıyla beraber okuyun. 143. Avrupa Birliği'nin amacı nedir? Neymiş Avrupa Birliği'nin amacı? Avrupa Birliği'nin amacı, Avrupa Birliği kıtası içerisindeki ya da kurumun kendi bünyesi içerisindeki üyelerinin birliğini, kültürel, teşkilatı, bilimsel yapıda birbirleriyle anlaşma, işbirliği içerisinde olma, birbirlerine yardımcı olma amaçlı kurulmuş kültürel, bilimsel bir kuruluştur, teşkilattır. Anladım. Hilal, bırakabilirsin. Sende tek gördüğüm eksik şu, ezber gidiyorsun. Ezber gitme, ona dikkat et. Geri olarak çok fazla kötü diyemem.
Tam diyecektim robot gibi, sonra bir baktım konuşmalarınla verdiğin soruya cevabınla iyi hazırlanmışsın. Yani sana çok kötü puan verecektim ezberinden dolayı. Ezberini sezdirmeden söyle. Çünkü çok belli ezber yaptığını söylediğin, ezberlediğin, karşı tarafa yutturmaya çalıştığını öyle söyleyeyim. Ezberine dikkat et. Ve ezberini öyle bir şekilde söyle ki, yani ezberlediğin anlaşılmasın. Saydıklarını yavaş yavaş say. Bir de hızlı hızlı gidiyorsun, şey yapıyorsun. Tam biliyorum 15 saniye, 20 saniye sığdırmaya çalışıyorsun. Ama ezberlediğini çaktırma. Senden tek bunu istiyorum, bunu yapmaya çalış. Hocam, tamam mı? Ellerin öyle iyi ama böyle yapmadın, yapmadı. Tamam, ona dikkat et. Böyle olabilir. Yapmazsan birazcık daha iyi olabilir. Ama bu şekilde gideceksen bu şekilde de git. Çok önemli değil. Zaten şeyi de bildin, soruyu da bildin. Verdiğin soruya cevabın da güzeldi. Bilmezsen de yorumlamaya çalış, unutma, tamam mı? Ben seni çok kötü görmedim. Bir de böyle durma. Böyle daha güçlü dur. Birazcık daha yan olsun, yanda olsun. Ellerin yanda olsun. Biraz ellerin daha aç. Yapışık. Biraz daha. Biraz da yapıştır. Heh, böyle olsun. Tamam. Bu şekilde. Fena görmedim. 20, 30, 40, 55, 60, 70 puan aldın. Yine değerlendirmeye alındın. Ama sana dediğimi yaparsan 80-85'e çıkacaksın. Tamam, buna dikkat et. Gerisi o kadar kötü değildi. Bir de çok fazla selam veriyorsun. Girdin selam verdin, geldin selam verdin, gittin onu aldın, az kaldın oradan selam vereceksin. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişme 2. Sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Evliyim, bir kızım var. Eşim polis memuru. Babam tornacı olarak çalışıyor, aynı zamanda emekli. Annem ve ev hanımım, 4 kardeşiz. Peki, neden polis olmak istiyorsunuz? Mizacıma yakın buluyorum. Ve saygıya değer bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani adaletli, adalet olgunun da fazla olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı polisi istiyorsunuz. Evet, efendim. Bir soru çekebilir misiniz? Egoizm, bencillik nedir? 108. Bencillik, insanın kendini düşünmesidir. Sadece kendini düşünmesi. Başkalarını düşünmeden, başkalarının fikirlerine önem vermeden sadece kendini düşünmek. Peki, Hatice, sana vereceğim puan 80, tekrar hesaplayayım. 40, 70, 80. Neden kırdın puanını? Çok fazla efendim diyorsun, sesin tamam iyi çıkıyor, çok fazla elin kolun oynuyor. Ona hiç gerek yok. Beden dilini iyi kullanamadın, beden dilinden puanını kırdın, 10 puan kırdın oradan. Özgüven, biraz da eksik buldum. Biraz da onu artırmaya çalış, aynen. 5 puanını da oradan kırdın. Bu kendinden istenileni kavrama, diğerlerine de baktığımızda kendinden istenileni kavrama yeterli bir cevap olarak bulamadım. Onu da biraz törpülersen daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz daha uzatayım hocam. Biraz daha uzatma, biraz daha kısa, biraz daha kesin bir cevap bul. Bir de eşim polis memuru, tamam bunu kullan. Ama nedense eksik. Yok, bunu kullan, kesinlikle kullan. Aileni tanıtırken, kendini tanıtırken, yani iyi bir şekilde tanıtmadığını düşünüyorum. Onu daha kısa bir şekilde, daha güzel bir cevapla ve jest mimiklerine de dikkat et. Gülerek de çok cevap verdin. Buna da çok dikkat et. Oradan da puanını kırdın. 10 puan da oradan gitti. Toplam 20 puanını kırdın oradan. Daha iyi olabilir. Çünkü bunları törpülersen iyi yaparsın. Şu an kızların içerisinde ikinci oldun. Bunlara biraz daha dikkat et. İnşallah kazanırsın. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum emekleriniz için. Rica ederim. İnşallah işine yarar. İnşallah hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.